Piyanist filmini tekrar izliyormuş gibi hissediyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Kopyalı TV'de Amerika'da bir ordunun yeni bölümüne karşınızda. Şu an Washington'da White House'ın önündeyiz. Neden geldik buraya? Aslında Washington'ı ziyaret amacımız White House ya da diğer yerler değil. NBA maçı için geldik. Basketbol sezonu başladı ve biz de NBA maçına gideceğiz. Washington ve Detroit Pistons arasındaki NBA karşılaşmasına gideceğiz. Tabii Washington'a gelmişken de buraları gezelim ve görelim dedik. Karşılaşmaya geçmeden önce akşam üzeri oynanacak ve biz öğlen gibi buraya geldik. 11-11.30 gibi Washington'a geldik. Biraz oraları gezeceğiz. Daha sonra ana maça geçeceğiz. Çok kısa bir Washington turu yapalım. Belki uzun da olabilir çünkü nelerle karşılaşacağız? Bir sürü müze var. Neleri göreceğiz bilmiyoruz. Önce bir Washington turu, ardından da NBA karşılaşması. Sizler arkadaşlar, Amerika'nın başkenti Washington DC'de ilk durağımız Ulusal Hava ve Uzay Müzesi olacak. Şimdi Ulusal Hava ve Uzay Müzesi'ne gireceğiz. İçeri girdik ve bu selfie çubuğu olarak kullandığım cihazı kullanmamam gerektiğini söylediler ve böyle biraz yakından çekim yapıyorum ama bakalım neler bizi bekleyecek. Where are we going first, Jose Mi? Huh? Evet, şu an burada güneşi görüyorsunuz. Güneşin bir bölümü burada ekrana yansımış ve 2.2, hatta şu an 3.6 milyon Fahrenheit sıcaklıkta olduğunu gösteriyor. Hemen şu üst köşede de sıcaklık derecesi yazıyor. İlginç. Gerçekten şu an güneşi en net ve yakından görebildiğim nadir anlardan bir tanesi. Parça parça gösteriyor. Şu an 4.5 milyon Fahrenheit. Evet, burada da başka ilginç bir şey var. Uzaydayken tuvalet ihtiyaçlarını nasıl karşılıyor astronotlar? Onunla alakalı bir cihaz. Astronotların tuvalet ihtiyaçlarını karşıladıkları şey bu. Yani uzaya çıkarsanız ben tuvaletimi nereye yapacağım endişesine kapılmayın. İşte buraya yapacaksınız. Evet, uzay kıyafetlerine, astronotların giydiği kıyafetlere de bakalım ve bu turumuzu yavaş yavaş bitirelim. Evet arkadaşlar,
Washington gezimiz devam ediyor. Şu an dünya üzerindeki en ilginç müzelerden birine geldik. Washington'da Soykırım Müzesi'ni ziyaret ediyoruz. Dünya üzerinde yapılan en önemli soykırımlar bu müzede toplanmış ve insanlara soykırım hakkında bilgiler veriyorlar. Hitler'den tutun da dünya üzerinde soykırım yapan kimler varsa bu müzede sergileniyor ve insanlar bunu büyük bir hüzünle bu müzede ziyaret ediyor. İşte bu turumuza devam edelim. Yeni şeyler bizi bekliyor. Tarihsel sıralamaya göre ilerliyoruz ve terörün başlangıcı artık. Evet, Nazi askerlerinin giydiği üniforma ve burada da bir boykot. Nisan 1 saat 10'da başlayan sabahında 1933 yılında Nazi askerleri tarafından yapılan boykot. Bu fotoğraflar Berlin, Münih. 1933 Nisan 1'e ait, 1 Nisan'da 1933'te çekilen fotoğraflar. Yine aynı yıl içerisinde Nazi öğrencilerinin yaktığı, 10 Mayıs'ta 25 binden fazla yaktığı kitaplar burada da. Bu tarihsel sıralamada kitapların yakıldığı gösteriliyor. Video olarak da ekrana yansımış. Evet, bu noktada da Piyanist filmini izleyenler bilir. Warsaw'daki getto'da yaşayan ve onların orada bir arada durması için, yani Almanların onlara zulümlerini bir arada yapması için bu getto'ya bir duvar örülmüştü. Bu da o duvar. Gerçekten ilginç bir deneyim. Almanların yaptığı, dünya üzerinde Avrupa'da uyguladıkları bu soykırımı müze haline getirmişler. One more coming.